Biz magnezyum eksikliğinin belirtilerine göz atacağız şimdi hep birlikte. Buyurun hocam. Şimdi siz magnezyum deyince aklınıza ne geliyor? İşte ne bileyim. Bir işe yaradığını falan düşünüyor musunuz? Yani bir şeylere yarıyor, bir şeyler eksik olduğunda bir hissettiriyor ama tam olarak yani ne bileyim ya. D vitamini, C vitamini kadar gibi böyle insanlık veya kalsiyum kadar gelmiyor normalde. Halbuki vücutta 300 tane görevi var magnezyum. 300 tane görevi yani var. Sizin yani öyle böyle bir şey değil. Magnezyum en önemli mineral. Kalsiyumdan daha önemli. Evet. Şimdi bakın, sinir sisteminin çalışması için magnezyum şart. Olmazsa olmaz. Evet. O kadar önemli yani sinir sisteminin çalışması ne demek? Enerji üretimi. Magnezyum olmazsa enerji falan üretemezsiniz. İstediğiniz kadar en güzel yemekleri yiyin, en sağlıklı besleyin. Magnezyum yoksa o enerjiyi kullanamaz vücut. Şöyle tepeden tırnağa bakalım mı hocam bir? Özellikle baş ağrısı hastaları, sırt ağrısı hastaları, boyun ağrısı hastaları. Magnezyumunuz eksik olabilir. Burada bana hep şu soruyu soruyorlar. Magnezyumun bir sürü çeşidi var. Doğru. Farklı alt grupları var. Her bir alt grup farklı şikayetler için birebir. Mesela sırt, baş, boyun ağrınız varsa magnezyum malat kullanmamız gerekir. Magnezyum malat formu. Ha, magnezyum içeren gıdalar da var, konuşuruz. Onlara da zaten geleceğiz. Ama sırt, baş, boyun ağrılarında magnezyum malat formu. Ha, ben çok enerjisizim, çok halsizim, güçsüzüm. Şimdi bakın magnezyum eksikliği ne demek? Enerji üretiminde çok önemli. Eğer eksikse güçsüz, yorgun, halsizsinizdir. Bu dönemde magnezyum sitrat. Hı hı. Şimdi şöyle yapalım mı hocam? Baş ağrısı, migren, baş dönmesi, kafa karışıklığı, odaklanma eksikliği ve gerginlik olabilir dedik. Beyni demek ki ne kadar etkiliyor. Çünkü sinir sisteminin çalışmasını sağladığı evet. için evet. beyinde eğer düzgün çalışmıyorsa bir kere konsantrasyonunuz bozuk. Odaklanamazsınız. Başınız döner, baş ağrınız olur. Olur. Ya daha ne olsun beyinde evet. neredeyse her ki sinirlilik yapar. Evet. Aşırı gergin olursunuz magnezyumunuz düşükse. Şaka gibi inanamıyorum. Evet. Yine ensede baş ağrısı, yüzde, boyunda, omuzda ve omurgada kramplarınız eğer varsa magnezyum eksikliği olabilir. Kramp bütün vücudu kas katı şekildedir kişinin. Magnezyum eksikse. Magnezyum gevşeticidir. Sinir sistemini gevşetir. O yüzden de düşünün. Ne diyor? Ensedeki ağrıyı zaten söyledik ama yüz, boyun, omuz, omurga, kramplar. Evet. Aşağı doğru inin. Bakın mide, bağırsak, kramplar. Hep kramplar. Hocam kalpte bir duralım mı? Kalpteki ritmi düzenler magnezyum. Eğer magnezyumunuz düşükse çok ciddi derecede kalpte ritim bozuklukları olabilir. Aslında bütün mineraller kalpteki ritminde çok etkilidir. Hmm. Ama magnezyum kalpteki ritmi düzenler. Mesela çarpıntılarınızda magnezyumu sorgulayın. Varsa eğer böyle evet. bir sıkıntımız. Bakın yine aşağı indik. Mide, bağırsaklarda kramplar. Hep bulantı, kramp. Bulantı, kusma, isabet. Kasılı hale geliyor vücut. Gevşeyemiyor bir türlü. Gevşeyemiyor. Hep gergin, biz hep kasılı. Biz sadece kas kasılması olarak, krampı olarak düşünüyoruz evet, ama aslında... Halbuki karınlarda, bağırsakta bile kramplara yol açabiliyor. Bazen ishal yapıyor. Niye? Çünkü sürekli kasılan bağırsak sürekli bir ishal şekilde... halinde aşağıya doğru bulantı, kusma, kasılan, düzgün çalışmayan bir sindirim sistemi size bulantı olarak gelebilir. Sebepsiz bulantılarınız var. Safra kesesine hep odaklanırsınız. Safra kesesine bir şey çıkmaz. Magnezyum eksikliği halbuki olabilir. Magnezyum eksikliği olabilir. İdrar yollarında ve rahimde yine ağrılı kramplar. Ya bütün organları düşünün. Evet. Bütün kasları düşünün. Genel olarak düşününce beyinden aşağıya doğru sindirim sistemine geldik. İdrar yolları ve yine rahimde ağrılı kramplar. Mesela bu hastaların adetleri çok ağrılı geçer. Hmm. Hani adette çok ciddi ağrım var, kramp yaşıyorum, hep ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyorum diyen hastanın magnezyum eksikliği var. Mesela ben baş ağrısı olan hastaya şunu soruyorum. Bana hep genelde baş ağrısıyla geliyor evet. ya bu hasta. Evet. Adetlerinizde de ağrı çekiyor musunuz? Çekiyor musunuz? Karın ağrılarınız oluyor mu? Hmm. Evet hocam benim adette mahvolurum. Hem başım ağrıyor hem karın ağrısı. Hmm. Ne kullanacağımı şaşırırım. Magnezyum veriyoruz direkt. Magnezyum inanılmaz. Gevşettiği için kasları o krampları engelliyor. Engelliyor, ağrıları engelliyor. Aynen öyle. Ellerde karıncalanma, hissizlik yani uyuşma olabilir. Baldır ve kalçalarda yine kramplar görülebiliyor. Az önce söylediğim gibi. Kalça kasları, baldır kasları hep kasılı kaldığı için beraberinde kasılı kalan kas ne olur? Oradan geçen dolaşım da etkileniyor. Kas sert, kasılı. Oradan geçen kan da rahat dolaşamıyor. Ve bir süre sonra orayı besleyemediği için hissizlik ve uyuşmalar da başlayabiliyor. Evet. Ama siz bunları zannediyorsunuz ki mesela Allah Allah ne oldu bana acaba? İşte bacaklarımda kimse ne oldu? Çok mu yordum? Halbuki magnezyum. Evet.
Ayak tabanında yine parmaklarında kramplar ve karıncalanmalar varsa magnezyum yine aklımıza gelmeli. Yani gördüğünüz gibi magnezyum deyip geçmeyeceksin. Kramplar, ağrılar vesaire burada magnezyum. Adet sancıları, sık sık karın ağrıları, hazımsızlıklar, o midenizde problem, bulantılar, bunların hepsinin sebepsiz ishaller. Hepsinin sebebi magnezyum eksikliği olabilir. Acaba gün içerisinde magnezyumu ne kadar alıyoruz? Alıyor muyuz yoksa nereden almalıyız sorusunun cevabı da dilerseniz ekranlara gelsin. Hocamız da üzerinden anlatsın. Şimdi magnezyum tabii öyle çok kolay eksilen bir madde değildir, mineral değildir ama mümkün olduğunca dışarıdan takviye ile magnezyumu almak lazım. Burada en önemli magnezyum kaynak, bakın burada gösterdiğimiz bütün gıdalar aslında sindirim sistemini de rahatlatıcı gıdalar. Fesleğen, dereotu, nane bir kere sindirim sistemi için birebir. Yani oradaki sindirim sistemi kasları gevşettiği için magnezyum desteğiyle birlikte çok rahatlatır. Evet. Şimdi ıspanak zaten magnezyum ve demir kaynağı. Demir de bir çeşit mineraldir ve önemlidir. Niye önemli demir? Çünkü sizin oksijeni dokulara taşıyan maddeniz demirdir aslında. Demir olmazsa aldığınız, soluduğunuz oksijen dokulara gidemediği için rahat enerji de sağlayamaz. Şimdi aynen magnezyum, ıspanak bunu taşıyor. Şimdi bamya mesela çok ciddi protein kaynağıdır. B vitamini kaynağıdır bamya. Yanında da magnezyum kaynağıdır. Çok güzel. Hep sayıyorum ya mesela brokoli, ıspanak bunları beyin içinde tüketin. Evet. Vücut içinde tüketin. Brokoli, ıspanak number one. Beyin içinde, vücut içinde. Ay çekirdeği number one. Beyin içinde, vücut içinde. Ay çekirdeği depresyonu önler. Antidepresan. Neredeyse. Var mı bunun için? Şimdi ben şey yapınca böyle moraliniz bulursa çekirdek yiyin. Bakın bir süre sonra çekirdeğe bağlı hale gelirsin. Tabii canım bırakamazsın ya. Evet serotonin var içinde. Serotonin artırıyor vücutta ve çok mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Enerjik hissediyorsun. Yanında da magnezyum. Kaslar gevşiyor, rahatlıyor. Ya yani şu gıdaları. Kabak çekirdeği yine aynı kabak şekilde değil mi hocam? Kabak çekirdeği zaten sindirim içinde birebir. Bakteri öldürücü kabak çekirdeği. Antibakteriyel. Mesela hep şunu öneriyoruz biz. Yatmadan önce bir tutam kabak çekirdeği tüketin. Niye? Sindirim sistemindeki bütün yabancı ve zararlı bakterileri, mikropları öldürüyor. Hı hı. Temizliyor bağırsakları. Magnezyum da verdiği için çok rahat bir şekilde uykuya daldırır. Çünkü kaslar da gevşiyor. Sindiriminizi de rahatlatarak o kötü mikropların atılmasını sağlar kabak çekirdeği. Her akşam yatmadan önce şöyle bir tutam kabak çekirdeği tüketin. Çok sağlıklıdır. Bademin kalsiyum açısından zengin olduğunu bilirdik ama aynı zamanda magnezyumda da karşımıza çıktı. Şimdi, peki ya kalsiyum düşüklüğü de kaslarda kramp yapar. Mesela biz şimdi hastalarda kramp yakınman var diyorsa hastaya şöyle bir muayene yapıyoruz. Çenesine parmağımıza böyle vururuz. Orada bir titreşim olursa kalsiyum eksikliği vardır. İşte orada da mutlaka badem ekleriz tedavisine. Badem hem kalsiyum hem de magnezyum eksikliğinde birebir. Zaten bademin şeylerini saymak da bitmez yani. Her seferinde sayıyoruz beyin için olan, vücut için olan faydalarını zaten sayıyoruz. Ama magnezyum içerdiği için de çok ciddi rahatlama sağlar. Magnezyum takviyelerini genellikle zannediyorsam doktorlar akşam yatmadan önce verirler. Bunun sebebi bu krampların da sürekli gece görülmesi. Evet, uykuyu da rahatlatır. Daha rahatlatmak açısından Şimdi, mı? Şimdi krampları rahatlattığı için özellikle akşam yemeğinden sonra biz tavsiye ediyoruz. Ama işte hangi Şimdi her kişinin kendine göre magnezyum almaması lazım. Mutlaka doktor tavsiyesiyle ve kan değerlerine bakarak veriyoruz. Önce bunu söyleyelim. Evet, evet, evet. Yani bir şeyleri yaparken ben bunu gördüm hemen magnezyum takviyesi alayım demeyin. Gıdaları tüketin ama takviyeye sıra geldiğinde orada birazcık dikkat edeceksiniz. Zararlı. Farklı türleri var yani çünkü yanlışını kullanmamak lazım. Fazlası da zararlı diyoruz ya. Harika. Şimdi kalp ritmini etkileyebiliyor çünkü. Evet. Şimdi magnezyum takviyesini akşam veriyoruz ki gevşettiği için kasları böyle bir rehavet ve uykuya doğru götürür sizi. Uykusuzluğunuz da çok rahatlatır. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.